Merhaba arkadaşlar, karbonil bileşikleriyle devam ediyoruz soru çözümüne. Üçüncü soru çözümümüz, buyurun başlayalım. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin genel formülü C4H8O değildir? Şimdi biz aldehit ve ketonlar için biliyoruz bunu. Elimde bir aldehit ve keton varsa, ikili bağ, halka veya başka bir fonksiyonel grup içermiyorsa CnH2nO kapalı formülüne sahiptir. Aldehitler ve ketonlar. Bakalım 2 metil propanal. Bundan 3 karbon var. Buradan 1 karbon var. 4 karbonum bu sağlar. Etil 2 karbon, metil 1 karbon. Keton için karbonil grubu demiştik daha önceki videolarda. 1 karbon sağlar. Butanal zaten 4 karbon sağlar. Siklobutanol. Şimdi bu bir sıkıntı. Buraya bir soru işareti koyalım. Bir deneyelim bunu. Siklobutan dediğim şey halkalı bir yapıdır. Şöyle bir tane de OH vardır. Peki acaba bunu sağlıyor mu? Yani biz şuradan 2 hidrojen olduğunu biliyoruz. Şurada 2 hidrojen olduğunu biliyoruz. Şurada 2 hidrojen olduğunu biliyoruz. Şurada 3 bağ olduğuna göre mavilerde bir tane daha bağım var. Topladım 2, 4, 6, 7 bir de buradan 8. C4. H8O'dur. Bu da sağladı. Çok dikkatli olacağız. Siklobutanon. Hem keton var hem de halka var. O zaman bu sağlamayacaktır. Aradığım şey değildir. Birinci sorum için doğru cevabım E şıkkı oldu. Buyurun ikiye bakalım. Tepkimelerine göre Y bileşiğin adı dimetil keton olduğuna göre. Şimdi dönelim bir Y'ye bakalım. Dimetil keton. Şimdi keton dediğim şey karbonil grubu içerecek. Dimetil, bakın dimetil, CH3'üm sağda, CH3'üm solda. Bu yaygın isimlendirmedir. Bağlı grupların adlarını söyleyeceğim. Ne bağlanmışsa alfabetik sırada, sonra da keton diyeceğim. Yani şu ara için keton diyorum. Peki nasıl olacak? Su eklediğime göre bizim bir kuralımız vardı. Yani üçlü bağım varsa aldehit veya keton eldelerinde bu üçlü bağ su eklediğim zaman hatta şunu yapıyorum. H2SO4 sülfürik asit katalizörlüğünde civa 2 sülfat. Buradan ben ne elde ediyorum? Keton elde ediyorum. Eğer buradaki alkinim 2 karbonluysa asetaldehit elde ediyorum. Bir kere burayı durduracaksın. Bunu kodlayacaksın. O zaman benim X dediğim maddem şöyle bir şey olacak. CH3, C3'lü bağ, CH. Propin. X dediğim maddem bu. Gelip şıklara bakıyorum. Bunu atıyorum, bunu atıyorum, bunu atıyorum. Y'yi H2 ile tepkimeye koymuşuz. Yani H2 ile katılma tepkimesi veriyor. Buna biz ne diyoruz? İndirgenme. İkinci tepkimem nedir benim? İndirgenme tepkimesidir. Yani keton indirgendiği zaman ne olacak? Sekonder alkol olacak. CH3, C, buraya OH geldi. CH3 olacak. Burada bir tane hidrojenim olacak. Yupak adı ne bunun? 2 propanol veya izopropil alkol yaygın adıdır. O zaman burası sağladı, burası sağladı. Doğru cevabım ikinci soru için A şıkkıdır. Buyurun üçteyiz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi NH3'lü AgNO3 ile tepkime verir? Şimdi şöyle yapalım. Bunun tepkime verdiği maddeler ikiye ayrılır. Biri uç alkindir. Diğeri de aldehittir. Uç alkinden kastederken şundan bahsediyorum. Yani üçlü bağ karbonunda hidrojenim olmak zorunda. Hatta bunu anlatırken de sihirli hidrojen diyorum. Aldehit derken de karbonil grubunda bir tane hidrojenim olmak zorunda. Yani fonksiyonel gruba, tabii ikili bağda olmaz, üçlü bağ ve aldehit için konuşuyorum, hidrojen olmalı ki bu tepkimeyi versin. Yani keton bu tepkimeyi vermiyor. Hidrojeni olmadığı için vermez diyorum. İç alkin de vermez bunu. Üçlü bağım içeride şöyle olsa bu da vermez. Çünkü hidrojenim yok. Yani bu tepkimelerde etkin olan grup benim hidrojenim. Burada hidrojenim var. Bu tepkimeyi verir. Aldehit ve burada hidrojenim var. Bu tepkimeyi verir. Bu keton olduğu için bu tepkimeyi vermeyecektir. Üçüncü soru için doğru cevabım 1-2 C şıkkıdır. Buyurun dörde bakalım. Yapı formülleri verilen söyleyemedik. X ve Y bileşikleri için hangileri doğrudur diyor. Şimdi X'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu kısma bir bakın. Bak şurası CHO şeklinde yazılmış. Bu yazılım aldehit yazılımıdır. Ha diyeceksin ki şöyle olsa ne olur?
COH ya bu alkolü andırdığı için sanki fonksiyonel grup varmış gibi olur. Dikkatli olacağım. Burası ne oldu? Aldehit oldu. Geldim buraya baktım. 2, 2 bir de burada 5 karbon. Bu da ketondur. Bu da keton gösterimidir. Şuradaki kısım ketonu temsil eder. O zaman bu karbonil grubudur. Yapı budur. 5 karbonlu oldukları için C5H10O'dur. Bunların ne? Kapalı formülü. İzomerdirler. Doğru. Bakıyorum. Her ikisi de KMN4'dür de yükseltgenir. Ketonlar yükseltgenmez. Sadece indirgenir. Bu yükseltgenmez. Burası ne olur? Yükseltgenir. Yükseltgenme tepkimesi verir. Hatta neye yükseltgenir? Karboksil asitlere yükseltgenir. Doğru değildir. Bileşikleri için dediği için her ikisi için konuşuyorum. İkisi de H2 ile katılma tepkimesi verir. Katılma tepkimesi demek burada kastettiği şey indirgenmedir. Evet, ikisi de indirgenme tepkimesi verir. Hatta şöyle diyelim. Ketonlar indirgendiği zaman, keton için konuşuyorum, sekonder alkol elde ederim. Aldehitler indirgendiği zaman primer alkol elde edilir. Dördüncü sorumun doğru cevabı 1 ve 3 oldu. D şıkkıdır. Evet, buyurun bakalım. Beşinci sorudayız. Şöyle yapalım. Yukarıda elmada bulunan malik asidin formülü verilmiştir. Elmada bulunan bu tarz ezber şeyler çıktığında benim sizden ricam notlarınızı alın. Küçük kağıtlarınız olsun. Yazın, kenara koyun. Hangisi yanlıştır diyor. Malik asit. İki tane çok grubu olduğu için DOIK asittir bu. Yani polikarboksilli asittir. OH olduğu için de oksi asittir. Buyurun bir bakalım. Polikarboksilik asittir doğrudur. Oksi asittir doğrudur. Kaynama noktası butanoik asitten fazladır doğrudur. Çünkü burada iki tane çok grubum var. Çok grubu yani karboksil arttıkça kaynama noktası artacaktır. Bazlarla nötrleşme tepkimesi verir. Doğrudur. Basit formülü C2H3O'dur. Bakalım karbonlarımı sayacağım. Sadeleşecek durum var mı? 1, 2, 3, 4. C4. H. Hidrojenleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 daha 6. Oksijene bakıyorum. 2, 4, 5. Sadeleşecek bir durum olmadığına göre basit formülü böyle olmayacaktır. Yanlış E şık oldu. Altıncı sorudayım. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi sodyum hidroksit sulu çözelseli tepkime vermez? Hangisi aslında asidik değil diyor bana. Yani bununla tepkime vermiyorsa asidik olmayacak. Karboksil grubu var, verir. Karboksil grubu var, verir. Karboksil grubu var, verir. Yani BDE zaten asit. Asit oldukları için bazlarla tepkime verirler. Şimdi buradaki bileşiğimin adı nedir? Fenoldür. Fenoldeki bu hidrojeni verdiği zaman benzen halkası içinde rezonans yapı var. Burada yazalım. Rezonans. Hidrojeni verdiği zaman bu rezonans yapı oksijenle daha geniş bir alana yayılacaktır ve daha kararlı bir yapı oluşturacaktır. Yani hidrojen koptuktan sonra kalan kısım daha kararlı olduğu için hidrojeni rahatlıkla verecektir. Bu da asidiktir. Zaten konu anlatımında görmüşsünüzdür. Asidik özellik gösterir. Burada bir alkol var. Alkoller asidik özellik göstermez. Buradaki tehlike şu. Bazen aromatik olup olmadığını gözden kaçırabiliriz. Burada bir ok, yani içeride yuvarlağı yok. A şıkkında siklohexanol diye isimlendireceğiz. Buyurun 7. sorudayız. Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere çok grubu var. Bu bir fonksiyonel gruptur. İkili bağ var. Doymamışlıktır. Bu da bir fonksiyonel gruptur. Alkol ile tepkimeye girerek eter oluşturur. Bu yanlış. Doğru cevabım burası. Asit ile alkol tepkimeye girer. Ancak oluşturduğu bileşik nedir? Esterdir. Eter değildir. Yani gerçekten bir de su açığa çıkacaktır. Bir kondensasyon tepkimesidir. Gerçekten dikkat ölçmek için yaptıkları bir şey. Eter, ester. Dalgınsan, kafan biraz yerinde değilse yani tehlikelidir. Dikkatli olalım. Seyreltik KMNO4 ile yükseltgenme tepkimesi verir diyor. Buraya bir soru işareti koyuyorum. KOH ile nötralleşme tepkimesi verir. Doğru. Asit var elimde.
Bir baz var burada. Bromlu suyun rengini giderir. Doğrudur. Burada ikili bağım olduğu için bromlu suyun rengini giderir. Lityum alüminyum hidür ile indirgenme tepkimesi verir. Doğru. Asit dediğim madde indirgendiği zaman birinci adımda aldehite dönüşür. Aldehitten sonra indirgendiği zaman da primer alkol olur. Burası doğru. Şimdi bu B şıkkında şu anki müfredatta yok. Yani 2021 AYT sınavında yok. Ders kitabında anlatılmamış. Ancak ikili bağ varsa eğer bir halk zincirimde şuradaki gibi ikili bağım varsa KmNO4 ile yükseltgenme tepkimesi verir. Şu kısım C'li kısım COH, HCOH yapısına bürünür. Geri kalan burası da bir COH grubuna bürünür. Yani koptuğu yerden karboksilli asite yükseltgenir. Eski müfredatta vardı. Doğru cevabım A şık oldu. Buyurun son sorumuz. Karboksilik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asit dedik ki karboksilli asit alkol ile tepkimeye girer. Bu tepkimeyi bilin. Ester oluşur ve su açığa çıkar. Bu tepkimeye biz ne diyoruz? Esterleşme. Geri tepkimeye ise ne diyoruz? Hidroliz. Yani büyük organik moleküllerin suyla parçalanmasına biz hidroliz diyoruz. Alkollerle tepkimeye girerek ester. Düzgün okuyacağım. Doğru. Karbon sayısı aynı monoalkollere göre kaynama noktası daha düşüktür. Yanlış oldu burası. Sırayı vermiştik. Biz ne dedik? Karboksilli asit en büyüktür. Sonra ne olacak? Alkol olacak. Bu ikisi diğerlerine nazaran daha büyük. Niye? Bu ikisinde de hidrojen bağı var. Tamam, hidrojen bağı var. Peki karboksilli asit neden daha büyük? Çünkü karboksilli asit molekülleri arasında dimerleşme var. Dimerleşme. Bu dimer yapı kararlılık kazandırır ve moleküldeki bağlar daha sağlam olmaya başlar. Buradan sonra aldehit var. Keton var. Bunlar eterden büyük. Bunlar da hidrokarbonlardan daha büyüktür. Hidrokarbonlar için ne yapıyorum? İşte dallanma arttıkça azalır, EMA arttıkça artar diyoruz. Evet, videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.